Üniversite 3. sınıftaydım. Öğrendim ki her sene bir şehirde üniversiteler arası aktivite yapılıyor. Etkinlik yani. O güne kadar birileri, mesela İstanbul Üniversitesi basketbol takımı olarak buna katılıyormuş. İşte oynuyormuş, yeniyormuş, yenilmiyormuş. Kimmiş bilmiyorum. Herhalde çok üst kademe bir basketbol takımcı değillermiş. Başarı falan da olmuyormuş. Biz bunu öğrenince İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'ne müracaat ettik. Basketbol takımı olarak Trabzon'a gittik. Trabzon'da takımımızda Darüşşafaka'dan Büyük Ali, Küçük Ali ve Düzce'den de Muttalip vardı. Büyük Ali çok ilginçtir. Geçtiğimiz ondan bir sene evvel sayı kralı oldu basketbol liginde. Fakat ne gariptir ki aynı sene Darüşşafaka'da küme düştü. Böyle bir garip bir durum. Neyse oraya gittik. Trabzon'da maçlara oynamaya başladık. Trabzon'da beni etkileyen bir şey oldu. Döner kardeşim, döner. Orada ben öğrendim ki döneri kiloyla satıyorlar. Böyle 200 gram döner ver diyorsun. Hop koyuyorlar işte teraziye veriyorlar. Ekmeğin içine gömüyorsun. Ondan sonra işte domates, yeşilliği, meşilliği. Hani harika bir yarım ekmek içine veya tam ekmek içine sandviç yapıyorsun. O zamanlar İstanbul'da böyle yaprak döner şeklinde işte 6-7 tane parça koyuyorlar. Onun içine de işte biraz domates, momates. Onda sandviç yapıyorlar. Ben orada öyle gördüm ki Trabzon'da benim ödediğim parayla, yani bir ekmeği ödediğim parayla İstanbul'da ödediğim sandviç parası aynı. Neyse. Maçlar başladı. Herkes birbirine oynuyor işte iki grup. Ondan sonra bir grupta yani ben bütün maçlarda işte 65 sayı falan civarında oynanıyor. Ama biz biraz fazla koşmayı sevmeyen bir grubuz herhalde. Böyle kenardan köşeden maçları 55 sayıda. Ama herkesi de 200 sayıyla yeniyoruz. Böyle yene 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 bizim grupta biz lider olduk kardeşim. Karşıdan da Ankara İktisat Ticari İlimler Akademisi geliyor. Sonra final maçı oynadık. Kepaze olduk. 35 sayı fark ettik. Şimdi bunun bir ertesi sene tekrardan bu turnuvaya katılıyoruz. Ayrıca öğrendik ki sadece talebe değil, üniversitedeki öğretim görevlileri de takımda yer alabiliyormuş. İşte bu şekilde Galatasaray'dan Nur Danişment ve Fenerbahçe'den Erdal Poyrazoğlu da takımımıza geldi. Bayağı da kuvvetli bir takım oldu. Nur Danişment 1943 doğumludur. Kadıköylüdür. Ben onunla hem genç takımlarda hem de A takımında karşılıklı Galatasaray-Fener maçlarında oynama şansı bulan biriyim. Erdal abi ise zaten bizim Fenerbahçe takımının değişmez oyuncusu. Fakat Erdal abi için çok ilginç bir lakabı var spor camiasında. Ölü Sadi diyorlar. Şimdi Ankara'dan gelmişti işte sonra Fenerbahçe'ye ama yani Sadiliğini bilmem ama ölülüğünü bilirim. Ya adam espri yapıyor sonrasından anlayamıyorsun. Gülüyor mu, oynuyor mu böyle gayet hissiz falan ilginç bir adam. Ama arada da yani tam bir abi yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Hatta hiç unutmam. O senelerin birinde Ankara'ya biz Fenerbahçe basketbol takımı olarak deplasmana gittik. Deplasmanda bize şube sorumlusu olarak bir futbolcu, eski futbolcu, eski milli kaleci olduğu sene Erdal Kocaçimen'i bize basketbol takımının şube sorumlusu olarak vermişlerdi. Böyle geceleri böyle gelir odaların kapısını açar içeride miyiz kaçmış mıyız falan diye bakar. Böyle bir garip garip bir durumlar. Yine bir sabah erken kalktım. Dedim kahvaltıdan evvel gideyim de bir gazete alayım. İşte ise kahvaltıda gazete okurum. Kapıya geldim Erdal Kocaçimen kapıda. Nereye gidiyorsun dedim. Gazete alacağım dedim. Gel içeri.
Erdal abi de arkamızdaymış, bizi dinlemiş. Erdal Bey, Erdal Bey dedi. Siz dedi bu arkadaşları dedi futbol takımıyla karıştırıyorsunuz galiba. Bu arkadaşlar dedi, yani ya üniversite mezunudur ya da üniversitede okur. Bu nedenle dedi, lütfen dedi böyle davranışlarınızı ona göre ayarlayın. Bana hadi git al Emin dedi bir gazete, bir tane de bana Cumhuriyet al. Aldım geldim. O haftanın sonunda Erdal Kocaçimen bizden ayrıldı. Yerine avukat Enis Bey geldi. Şube sorumlusu oldu. Şimdi böyle bir takımla gittik oraya, oynuyoruz. Fakat çok ilginçtir. Orada o sene Adana'da yapıldığı için bir Adana Ticari İlimler Akademisi takımı var. Kardeşim Adana'dan otobüsle bir kere geçmiş. Veya ne bileyim Adana'da şalgam suyu bir kere içmiş, onu adamların hepsine şebeke vermişler. Hepsi yani şeyde oyuncu. Oyuncu. Adana, Mersin işte oranın iyi oyuncular. Ankara Ticari İlimler de bundan pek farklı değil. Ankara Ticari İlimler'de de, yani ben çok iyi biliyorum, isim vermeyeyim şimdi. Üniversite okumadığını bildiğim birçok arkadaş şebeke sahibi olarak o turnuvada oynadı. İşte sonuç olarak Ankara Ticari İlimler birinci oldu. Biz ikinci olduk. Aradan yıllar geçti. Kayınbiraderimin kızı ilke 2 veya 3 yaşında. Bir bayansal sıkıntısı oldu. Bir operasyon geçirilmesini gerektiriyordu. Dediler ki bu işi en iyi yapan yer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'dir. Neyse oraya gittik. Orada tam böyle kapıda Nur'la karşılaştık. Yine elinde bir simit. Simit yemeyi çok severdi o. Yani maçlarda falan da gelirken giderken elinde bir tane simit olurdu. İşte birisi neyse işte sarıldık marıldık. Ben ona biraz yani şey yapayım diye. Ya dedim bu kadar sene geçti dedim. Herhalde dedim bir yere gelmişimdir. Şunu dedim yanına bir de karper falan koysaydın. Yani hala dedim simite talim ediyorsun. İşte gülüştük gülüştük. Sonra operasyon bitti. Dediler ki ameliyata hoca bizzat girdi. Girmez mi? Kim dedim hoca? Profesör Nur Danışman. Vay vay vay. Yani anladım ki benim akrabam diye özel olarak girmiş. O arada size büyük oğlumdan da bir anı anlatayım. Dişleri falan çıktı sıralarda. Dişleri üst üste falan çıktı. Onları işte rahatlatmak, işte şey yapmak için falan filan. Dişi çekmek lazım. Bir şey yapmak lazım. Yani niye o dişi öyle şey yapacak falan. Dediler ki aman bunu normal dişçilere götürmeyin. Bunu dediler üniversiteye, Çapa'da. Diş hekimliği fakültesi var. Oraya götürün. Orada yapılsın. Yoksa dediler bu da büyük sıkıntı olur buradaki normal dişçilerde. Aklıma Erdal abi geldi. Erdal abi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim görevlisiydi. Ben top oynadığım zaman. Aradan yıllar geçmiş. Neyse telefon ettim. Erdal abi dedim böyle benim oğlanım falan dedim. İşte fazla dinlemiyor zaten işte ölü saati durumu. Yarın gel dedi. Ertesi sabah gittik. İşte oturttu dişçi koltuğuna Uğran'ın. İşte baktı. Ondan sonra bir tane herhalde yani yardımcısı asistan maçtan birini çağırdı. İşte o baba o bir şeyler anlattı. Ondan sonra tamam dedim. Valla harika bir şekilde Uğran'ın dişini çekildi. Orada da ben sordum. Dedim ki Erdal abi şimdiki durumu ne dedi?
Şu anda dedi Dişçilik Fakültesi'nin bölüm başkanıdır kendisi Profesör Ertan Poyraz'ın. Arkadaşlar bu basketbol çok ilginç bir şey. Ne insanlarla tanışıyorsunuz? Nerelerde size katkısı oluyor? Şu anda ikisinin de sağlıklı olduğunu takip ediyorum ve görüyorum, çok seviniyorum. Her ikisine de daha uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim. Hatta Erdal abinin geçen veya bir evvelki sene basketbol turnu şeyi yapılıyordu ya, böyle işte üç sayı atışları bilmem neleri, smaç yarışması falan. O smaç yarışmasında jüride olduğunu gördüm ve emin olun gözlerim yaşardı. Bugün de iki tane değerli bilim adamı dostumu sizlere anılarımdan hatırladığım kadarıyla anlatmak istedim. Lütfen beni takip etmeye devam edin, abone olun. Bildirimlerinizi açın. Böyle değişik, ilginç konular zaman zaman benim sohbetlerimde yer alacaktır. Hepinize sevgiler sunuyorum.